ihracatı olan etkisini Ege Serbest Bölgesi bazında 2011-2019 yılları çerçevesinde değerlendirdim. Sunumumun içeriği şu şekilde. Araştırmanın amacı ve önemi, tanımlar, serbest bölgeler ve ihracat ilişkisinin değerlendirilmesi, Ege Serbest Bölgesi, sonuç ve kaynakçam olarak devam edecek. Araştırmamın amacı serbest bölgelerin kuruluş amacını ve ihracatla ilişkisini anlatarak Ege bölgesi bazında serbest bölgelerin performanslarıyla bu amacı ne derece gerçekleştirebildiğini incelemek. Önemi ise serbest bölgelerin ihracatı arttırıcı etkilerini ortaya çıkartarak Ege bölgesindeki serbest ticaret bölgelerinin gelişimine katkıda bulunmak. Size sunumumun içinde bahsedeceğim kavramların tanımını yapmak istedim. Serbest bölge benim sunumumda şu anlama gelmekte. Fiilen ülke sınırları içerisinde bulunan topraklar üzerinde ihracat odaklı yatırım ve üretimi desteklemek doğrudan yabancı yatırımlar ile teknoloji ve teknik bilgi gelişimini hızlandırmak, işletmelerin ihracata katılımını sağlamak ve ülkelerin küresel rekabet gücünü arttırmak amacıyla kurulur. Ancak çeşitli vergi istisnaları ve ekonomik destekler açısından ülke sınırları dışında kabul edilen bölgelerdir. İhracat dediğimiz kavram, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması, gönderilmesi anlamına gelir. Burada bulunandan kastımız ülkede yetişen, üretilen ya da başka ülkeden ithal edilip bizim yabancı bir ülkeye sattığımız mallar olabilir. Serbest bölgeler ve ihracat ilişkisini değerlendirmek istedim. Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerin ihracatını arttırması ekonomik büyüme açısından çok önemli bir Balansa'ya göre ihracatı arttırıcı politika izleyen az gelişmiş ülkeler, ithal ikameci politikaları izleyenlere göre daha hızlı gelişim göstermektedir. Ben bu konuyla ilgili biraz literatür taraması yaptığımda bununla ilgili çok fazla çalışma gördüm. Bu çalışmalara göre ihracat artışı gelişmekte olan ülkelerin ilerlemeleri için kritik bir yol olarak değerlendiriliyor. Ve bu kapsamda size ithal ikameci politika yerine ihracatı izleyerek büyüyen bir ülke örneği göstermek istedim. Uzak Doğu ülkesi olduğu için Güney Kore örneğini göstermek istedim. Burada Güney Kore'nin dış ticaret rakamlarını milyar dolar şeklinde görüyoruz. Aşağıda da ikinci tabloda da Türkiye'nin dış ticaret performansının değerlendirmesi var. İki tabloyu kıyasladığımızda Güney Kore'nin ihracata yönelik büyüme modeliyle 7 yılda 107 milyar dolar ihracatını arttırdığını, dış ticaret açığını ise 54 milyar dolar azalttığını görüyoruz. Türkiye'de ise bu süreç 2010'dan 17'ye kadar 43,1 milyar ABD doları ihracat artışı olmasına karşın 5,1 milyar dolar dış ticaret açığı artışı görmekteyiz. Bu da istediğimiz bir durum değil aslında. Bunun sebebi bizim ihracatımızda artış olsa da ithalatımızın ihracatımızdan daha yüksek seviyelere de dolaşmasından kaynaklı. Serbest bölgelerin önemine değinmek istedim. Serbest bölgeler ihracata yönelik yatırımları arttırması, üretimi arttırması, doğrudan yabancı yatırımları çekmesi, teknolojik gelişim sağlaması, Türkiye'deki firmaları ihracata yönlendirmesi, yeni çalışma alanları oluşturarak bu üretim kalemlerini istihdamı arttırması ve dış ticaret açığını ihracatı ithalatın üstüne çıkaracak seviyede arttırarak bu açığı kapatmaya yönelik fırsatlar sunması bizim için serbest bölgelerin önemini gösterir. Bazı ülkeler döviz artışı için yani döviz girişi sağlamak için yabancı ülkelerden ihracata önem verirken bazıları da teknoloji transferi için bunu yapıp düşük maliyetle maksimum üretimi gerçekleştirmek için kullanabilirler. Literatürde serbest belgelerin avantajları ile ilgili bir araştırma yaptım. Burada size 3 tane
alıntımdan bahsetmek istiyorum. Süreleri önceden belirli olan faaliyet ruhsatları sayesinde işletmeler için geleceği planlayabilme ve ürünlerin serbest bölgeler içinde sınırsız tutabilme imkanı. Bu serbest bölgelerin bizim için bir avantajı olarak görülüyor. Kazanılan gelirlerin izne tabi olmadan yurt dışında veya ülke içinde transferi imkanı. Bu da önemli bir avantajdır. Serbest bölgede üretilecek mal ve hizmetler için belirli bir süre serbest bölge mevzuatına göre gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulabilme imkanı. Belki buradaki belirli bir süreyi merak edebilirsiniz. Bunu şöyle okumuştum. 2 Haziran 2004'ten önce ruhsat almış olanların kazancı ruhsat süresiyle sınırlı bir şekilde muaf tutulmaktayken 2004 sonrası ruhsat almış olanların faaliyet konusu üretim olanlar hariç gelir ve kurumlar vergisinden muaf olduğuna dair gelirler vergisi ve kurumlar vergisi kaynaklarında bir okuma yapmıştım. 2004 sonrası haliyle bu muafiyetlerin artması aslında bizim serbest bölgelerimizdeki akışı hızlandırmıştır. Burada Türkiye'deki serbest bölgelerden bahsetmek istedim. Tabloda gördüğünüz üzere Mersin, Antalya, Ege, İstanbul, Trabzon diye Kocaeli'ye kadar giden bir serbest bölge faaliyet alanımız var. Burada size Ege Esbaş bölgesini göstereyim. İlerleyen slaytlarımda da göstereceğim Ege bölgesinde bir çalışma yaptığım için. Çalışan sayısı 19.634 ve toplam ticaret hacmi 4 milyon dolar bazında ilerliyor ve bu Ege bölgesinin aldığım tarihi 2011 tarihli verilerine göre bizim serbest bölgelerimizdeki en çok ticaret hacmine sahip olan bölge. En yüksek ticaret hacmiyle istihdam Esbaş yani Ege bölgesi, Desbaş ve Mesbaş serbest bölgelerinde oluşmaktadır. Bu bölgelerdeki yoğun ticaret hacmi sanayi bölgeleri ve limanın olması yüksek ticaret hacmiyle istihdamın oluşmasında etkili bir faktör. Serbest bölgelerin uzmanlaşma alanları bölgelere göre farklılık gösteriyor. Bunun içinde coğrafya, ulaşım, liman olması gibi faktörler var. Ve o bölgede çıkarılan ham maddelerin de etkisi var. İstanbul'da mesela hizmetler ve yatırılım yönünde Antalya'da yat üretim ve medikal alet, Bursa'da otomotiv, Adana Yumurtalık bölgesinde kimya, petrol, demir çelik, Avrupa yakasında İstanbul bölgesinde hazır giyim, Çıplak Mam'da bilim ve teknoloji, İstanbul, Gebze'de, İzmir'de de deri işleme konusunda daha çok uzmanlaşma alanını görüyoruz. Serbest ticaret hacminin sektörlere göre dağılımını da kısaca göstermek istedim. Burada bitkisel, hayvansal su ürünlerinden sanayi ürünlerine kadar bölgelerde dağılımları yer almakta. Bunu da serbest bölgeler neye göre dağılıyor diye merak ederseniz göstermek Türkiye'den serbest bölgelere yapılan ihracat. Şimdi burada baktığımızda 2005'ten itibaren toplam ihracat rakamının azaldığını görmekteyiz. Bunun nedeni ham madde, arama ya da gerekli teknoloji ürünlerinin ithalatın artması olduğu söylenebilir. Bu yüzden olabilir. 2017 itibariyle en yüksek ihracat rakamı Ege serbest bölgesinde görmekteyiz. Size Ege serbest göstereyim. Ege serbest bölgesi 421.270. Diğer serbest bölgelere baktığımızda üstünde bir seyir izlemekte. Ama genel akışa baktığımızda Ege bölgesinde 404.000'den 421.000'e giden bir var. 2005 ile 10 arası bir artış yaşandı dahil. Bu düşüşün sebebi de dediğim gibi ara mallar ve üretim faktörlerimizi ithalinden kaynaklanabilir. Ege serbest bölgesi nedir? Esbaş olarak geçmektedir. 90 tarihinde fiilen faaliyete başlamıştır. 2005
20.500 kişinin istihdam edildiği her yıl yaklaşık 4 milyar doları aşan ticaret hacminin gerçekleştiği bir endüstri şehridir. Bu 2020 verisi sizle daha demek ki 3 önceki slaytında 19 binlerden bahsetmiştim istihdam değeri olarak. O 2011 verisiydi. Türkiye'deki 19 serbest bölgeden ikisi Ege serbest bölgesi ve İzmir serbest bölgesi olarak İzmir'de faaliyet gösteriyorlar. Türkiye içinde en fazla ticaret hacmi Ege serbest bölgesinde gerçekleşmekte. 2011 yılında gerçekleştirdiği 5.7 milyar dolarlık ticaret hacmiyle Türkiye'de ilk sırada bulunuyor. Ege serbest bölgesi Ocak-Mayıs 2012 itibariyle de Türkiye'de en fazla istihdam yaratan bölgedir. Bunu bir haberden aldım. Aslında bu ARGE bülteni sen olarak geç yazılmış haber. Kaynakçası göstermek. Ege serbest bölgesinin de serbest bölgeler içerisinde bazı avantajları var. Bunu paylaşmak istedim. Kurumlar vergisi muafiyeti, gelir vergisi avantajı, katma değer vergisi avantajı, özel tüketim vergisi avantajı, gümrük ve damga vergisi avantajı. Bu muafiyetlerin hepsi üretim firmaları için geçerli. Montaj, bakım onarım firmaları için gelir vergisi muafiyeti %15 ile %45 bazında geçerli değil. Alım satım firmaları için kurumlar vergisi ve gelir vergisi aynı şekilde geçerli değil. Herhangi bir fiyat ya da kalite kısıtlamasına tabi değildirler. Serbest bölgeler Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın bir parçası olarak kabul edilmiştir ve Ege serbest bölgesinde üretilen mallar ANOTR bölgesi olarak geçiyor. Yani tanımı o şekilde. Düzenlenmesi halinde AB üyesi ülkelere serbest olarak gönderilebiliyorlar. Türkiye'de gümrük vergisine tabi olan gümrük birliği dışında yer alan ülkelerden gelen ürünler Ege serbest bölgesine girişte herhangi bir vergi uygulamasına takılmadan girebiliyorlar. Gümrük hattının dışında kabul edildiği için Ege serbest bölgesi burada yapılan ithalatlar ve herhangi bir gümrük vergisi kesintisi, ÖTV kesintisi ya da ithalat harcamaları söz konusu değil. Bu da yatırımcılar için tabii ki serbest bölgeleri cazip bir alan haline getiriyor. Ege bölgesinin konumundan bahsedecek olursak serbest bölgesinin 13 sanayi bölgesi, 2 serbest bölge, 8 üniversiteli İzmir'de böyle bir serbest bölge faaliyet gösteriyor. Çok geniş bir metrekarelik, 200 bin metrekarelik alana sahip olan Ege serbest bölgesi 78 milyar dolarlık ticaret hacmine sahiptir. Burada da konumunu göstermek istedim. Bunun üstüne neden değindim? Çünkü limana 20 dakika uzaklıkta olması, şehir merkezine uzaklığı, havaalanı 10 dakika uzaklıkta olması, oraya gelebilecek doğrudan ya da dolaylı yatırımcıların da ulaşım avantajını ve malların geçişinde kolaylık sağladığı için tercih edilebilir bir bölge haline getiriliyor. Burada Ege bölgesinin Türkiye ihracatı içindeki yerinden bahsetmek istedim. Ege serbest bölgesi 2011'den 2018'e baktığımızda serbest bölgelerin toplam ihracat içindeki payı bir düşüş göstermektedir. 2012 yılından sonra Ege bölgesi ihracat oranları düşüş göstermiş, 2016'dan sonra tekrar yükselişe geçmiş ve toplam ihracattaki payında 2011'e göre 2019'da %13,9'luk bir düşüş mevcuttur. İlk sütunda Ege serbest bölgesinin ticaret hacmini görüyoruz. İkinci sütunda serbest bölgelerin toplam ihracat miktarını, es başın yani Ege serbest bölgesinin de toplam ihracattakinin payını görüyoruz. Aslında %20'lik bir oran dahi olsa bu bir serbest bölge için yüksek bir oran. 2011'e nazaran düşüş göstermiş olsa da. Ege serbest bölgesinin 2019 yılı ihracat miktarına bakmak istedim. Burada verilerimiz 2018'de kesildiği için. 2019'da Ocak'tan Ağustos'a kadar 35.735'ten 29.32'ye bir kayma var ve toplam 280.559 milyon dolar.
Ocak ve Ağustos ayı arasında 6.703 bin dolarlık ihracat azalışı gerçekleşmiş. Toplamda 280 milyon 560 bin dolarlık ihracat haddine en fazla Mayıs ve Temmuz aylarında katkı sağlanmıştır. Dış ticaret açığına da değinmek istediğimiz için yani serbest bölgelerin avantajlarında bu dış ticaret açığımızı kapatmasından bahsettiğimiz için ben ithalata da bakmak istedim. İthalata baktığımızda da en fazla artışın 2010 ile 11 yılları arasında yaşanan 58 milyon 494 bin dolar olarak görmekteyken en az artış 2012 ve 13 yılları arasında 20 milyon 89 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Serbest bölgelerin istihdama etkisi. Buradaki tabloda Ege bölgesinin Türkiye'ye kıyasladığımızda istihdamdaki oranlarını görmekteyiz. Ve şunu görüyoruz. Ege bölgesi işsizlik oranında her zaman Türkiye ortalamasının şu anda altında kalmakta. Ve bu da serbest bölgelerin ciddi bir iş gücü yaratması ve bunu da istihdama çevirilerek Türkiye ekonomisine katkıda bulunduğunu bize gösterir. Sonuç olarak İzmir serbest bölgesindeki ithalat hacmi zaman zaman düşüş gösterse de genel olarak Türkiye'nin ihracatına büyük bir katkıda bulunmaktadır. Bu ihracat rakamlarındaki düşüşlerin sebebinin verilen teşviklerin yetersizliği olabileceği gibi siyasi ve sosyal olaylardan ötürü doğrudan yatırımın ya da yatırımlarını çekmek istemelerinin bunda bir etkisi olabileceğini düşündüm. Diğer serbest bölgelerle karşılaştırıldığında en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan bölgeler arasında yerini korumaktadır. Bölgesel avantajı düşündüğümüzde Türkiye'nin jeopolitik konumundan zaten kıtaları birleştirmesi açısından faydalanırken kendi jeopolitik konumunda liman, hava, kara, deniz ulaşım yollarına yakınlığıyla da faydalanmaktadır. İstihdam açısından bakıldığında bölgedeki sektör sayısı ve firma sayısı açısından kaynaklanan iş gücü verimliliği değerlendirilmektedir.
Hocam. Evet. Geldi mi ses? Hocam sesim mi gitti Evet, sesiniz acaba? gitti. Bağlantım gitti galiba. Tamam, kısaca toparlayın. Biz Furkan Bey'e geçeceğiz şimdi birazdan. Geliyor mu ses? Duyuyor musunuz? Yine gitti.